Are you ready? Müzik umutları, cesaret kanatları. Sokrates'te ve Cumali Efra ile birlikte güçlü abi Şanışer'le falan bizi bıraktı. Bir dakika. Ve çok güzel bir program olacak yine. Rap Show, Rap Show. 3, 2, 1. Arkadaşlar Rap Show'un yeni bölüm... Pardon, böyle açmayacaktım. Türkiye'nin en az izlenen, daha da az izlenen, gittikçe daha az izlenen show programı Rap Show'a hoş geldiniz. Süper bir açılışın ardından süper haberlerle yeni müthiş bir albümle gelen harika bir konuğumuz var. Kendisiyle 2012 yılında yaptığım rezalet programda da bir araya gelmiştik maalesef. Bunları da konuşacağız şimdi. Birçok şeyi konuşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube katıl butonu diye bir şey getirdi. Biz de katıl butonunu bu hafta aktif etmiş bulunuyoruz. Eğer ki bize destek olmak istiyorsanız, ya bu adamlar güzel iş yapıyor, daha da güzel işler yapsın, çorbada bizim de tuzumuz olsun diyorsanız katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz. Katıl butonuna özel bir tane video çektik. Orada tüm detayları veriyoruz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman o video karşınıza çıkacak. Orada her şeyi anlattık. Katılıp üye olabilirsiniz. Olun, abone de olun, üye de olun. Daha güzel işler yapalım. Teşekkürler. 7 yaşında rap dinlemeye başlayan, 16 yaşında ilk kaydını alan, 16 yıldır rap yapan, ben iyilik, barış, sevgi, aile, hissiyat ve bu dünyayı daha güzel hale getirebilecek bütün o potansiyellerden yanayım diyen ve rap müzikle doğan rap sanatçısı. Karşınızda Kamufle! Gelecek bizi süzecek. Kahrına dert eden bize küsecek. Müthiş bir giriş yalnız ha. Harika bir giriş. Ali Rıza abim bu abi. Bahçe hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi, nasıl gidiyor? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok şey oldu. Flörtleşiyor gibi mi olduk böyle biraz? Ne haber? İyi. Müthiş haberlerle geldim bugün. Evet. Büyük ihtimalle şu an izleyenler bizi izledikleri programın yayınlandığı vakitte 19 albümün çıkmış olacak. Evet. Buna birazdan geleceğim. Bomba gibi bir albüm. Çünkü parçaları biz biraz dinledik burada. Çok güzeldi. Çıldırıyor. Çok güzeldi ya. O zaman hazırsanız başlayalım. Basri, 2012 yılında yaptığım programa 3. bölüm konu olarak gelmiştin. Önceki 2 konu kimdi? 1 Sokrat, 2 Fuat Ergin, 3 tekrar Sokrat ve Kamufle. Hani öyle şey bulamadığımızda büyük ihtimal senle son anda falan anlaştık. Ben büyük ihtimal Samet'e şey dedim. Kanka hani 3. bölüme de sen gel, kimseyi bulamazsak diye. Öyle geldiniz yani, sen son anda galiba belli olmuştu. Hayal meyal hatırlıyorum. Böyle stüdyodan çıkmıştık Samet'le. Kanka dedi, bir arkadaşın dedi işte yerel bir kanalda dedi programı var, oraya gideceğiz. Tam gidelim. Dedim ben de. Vapurdayken böyle bir ara kanka ne yapacağız orada dediğimi hatırlıyorum. Yani herhalde ilk televizyon denen şeye çıktığım bir şey. Değil mi? Programında. Ama bu gurur da ne güzel ya. Bak ilk Samet'in de büyük ihtimal bu ilkti Samet'in benim programa ilkti, çıkışı. Tabii. Ve yani o dönemde böyle üniversite öğrencisiydim. Bir hocam o kanalda müdürdü. O sayede o programı yapmaya başlamıştım. Ama o dönemde böyle rap falan ana akım falan değil yani. Ve bence çok yenilikçi bir hareketti rap üzerine bir program yapmak. Ama tabii 8 bölüm sürdü. Sonra bıraktım. Para almıyorduk, bir şey almıyorduk ama o dönemde bile o rezalet yere gelen Kamufle'ye kocaman bir akışımız yok mu be? Akışımız yani. Şive de gitti benim söylediğim. Akışımız ya. Akışımız yok mu ya? O zaman programımızın ilk sorusuyla başlıyorum. Basri, mutlu musun? Değilim. Hazırlanmış ama bu. Niye abi? Yani tamam, yüzümüz gülüyor ama işte genel olarak dünya hali, dünya ahvali beni çok mutlu etmiyor yani. O yüzden üzgünüm ve mutlu değilim. Ama tabii güncel hayatımda gülüyorum, eğleniyorum, muhabbet ediyorum. Olabildiğince pozitif yaşamaya çalışıyorum ama işin aslına dönüp baktığımızda aslında mutlu bir yerde olmadığımız için çok da mutlu değil. Ama yine kendi dünyamda. Ama akıyor yani. Akıyor kendi dünyamda. Evet, haklısın yani. Gülemeyecek o kadar çok şey var ki haberler açmamız yetiyor zaten. Ya da evet. Twitter'a gelip böyle bir... Bu sene yani. Çok felaket. Büyük girdi. Yani ben 2019'un sonunda bir tweet atmıştım. 2019'da her şey kötü geçti. 2020 harika bir şey olacak diye. Abi yani giriş o giriş. Ne ağız varmış bende. Yani böyle var ya. Hem dünya gündeminde hem hayatlarımızda yani. Bayağı böyle çok boktan bir giriş oldu yani 2020 hepimiz maalesef, için. Maalesef. Arda. 12 ayda olacak şey 1 ayda oldu. Bundan sonra 11 ay rahatız. Nereden çünkü, biliyorsun? Çünkü 12 aylık olay oldu 1 ayda. Kulaklık var. Yani ben ömrümde böyle bir şey hiç görmedim. Bu kadar bir saçma şey, bir tez olamaz. Kötü başlıyorsa kötü gider. Yani iyi başladığında çünkü hep kötülüyor ya. Umarım dediğin gibi olur ama yani umarım, ben en büyük temennimiz de o. Hayırlısı bakalım. Abi, yaşayıp göreceğiz. Abi istatistik denen bir şey var. Yani ocağın ilk 10 gününde konuşmuyoruz bunu. Şubat'ın sonuna geldik neredeyse. Hala kötü. Yani büyük ihtimalle böyle en azından ilk yarısı böyle geçecek yani. O çok belli yani.
Bu arada 19 T albümün 15. albümün. Yani buradan evet. belki bilmeyenler vardır. Senin birkaçıncı albümün diye düşünenler vardır. Evet. Bilenler vardır. 15. albümün de çok... İbo Show'dan bahsetmemiştik değil mi sana? Kusura bak. Yok biliyorum, hazırlıklıyım bunlara. Çok izliyorum. Ne olur bak, program öncesine söyledim. Kusurlarına bakma bizim ekibin diye. Çok izliyorum. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra 19 T albümün hayırlı uğurlu olsun abi. Teşekkür ederim. Şimdi Allah aşkına sus, elini kırarım senin. Bir dakika. Dur ya. 15. albüm. 5 yıllık bir aranın ardından geldi bu albüm ve çok güçlü isimler var albümde, düet olarak, feat olarak, altyapı olarak, prodüktör olarak, bağlama çalanlar olsun. Bayağı Şampiyonlar Ligi'nde tadında bir albüm olmuş. Büyük ihtimalle şu an izleyenlerimiz bizim bu programımızı izlerken albümün ya yayınlanmış olacak, evet. ya yayınlanmaya ya çok yakın olacak. Albümün işte part 1, yani ilk 3 şarkı şey tanıtım videosunda da söylediğim gibi sıkıcı ve monoton, Beni Denemeyin ve Deniz Tekin'le olan Fujitora şarkısı. Muhtemelen siz bu programı izlediğinizde çıkmış olacak ya da bunu izledikten birkaç saat sonra da çıkmış olabilir. 28 Şubat'ta çıkıyor yani. Ya, bu arada şeyden bahsedelim istersen. Albümü yayınlama stratejinden bahsedelim. Hı-hı. Belki senin o Instagram'da evet. paylaşmıştın. Onu kaçıranlar olmuştur, izlemeyenler olmuştur. Bu albüm hakkındaki süreçleri bize biraz anlatırsan Hı-hı. seviniriz. Dediğin gibi 15. albümüm ama hani bir plak şirketi bazlı yaptığım 3. albüm yani Hı-hı. baktığında. Hatta Studio Session'a da katarsak 4. albüm olacak. Bassmod'dan, Sony Müzik'ten çıkacak albüm. Süper. 12 tane şarkı var albümde. Albümde Deniz Tekin düeti var, Anıl Piyancı düeti var, Ezel düeti var, Can Kazaz, Barış Demirel ve Ahiyan düetleri var. Altyapıları bütün sahiplendi. Bütün 12 şarkının da altyapıları Dapoet'e ait. Ondan sonracığıma böyle Hayale Daldım albümünün üstüne çıkalım dedik. Hayale Daldım'ı da Dapoet'le beraber yapmıştık. Üstüne çıktığımıza inanıyorum ben. Gayet yüksek enerjili, tatlı, sert, birazcık çatık kaşlı bir albüm oldu. 3-3 çıkacak albüm. 28 Şubat'ta Tracklist'in ilk 3 şarkısı çıkacak. Ondan sonra işte atıyorum Mart 28'de 4-5-6, diğerin 28-7-8-9 ve 10-11-12 diye bir 4 aylık bir periyoda böleceğiz albümü. Her ay gelen albümdeki 3 track'ten birine video klip yapacağız. İlk video klibimiz de Deniz Tekin'le olan Fujitora şarkısına çekildi. Ki müthiş. Onu da şu an muhtemelen izleyeceksiniz ya da bu programı izledikten sonra izleyeceksiniz. 2 sene, 2,5 sene gibi bir süreçte uğraştık. Albümü bitirdik. Sabrettik. Umarım güzel olur. Umarım arkadaşlar da beğenir. Vallahi izleyenler. Ben kesinlikle beğeneceklerini düşünüyorum. Yani çünkü çok uzun zamandır böyle bir albüme ihtiyacımız vardı bence. Teşekkür gerçekten ederim. Dinlediğim zaman sana hatırlıyorsan ilk söylediğim şey şuydu. Abi gerçek bir rap albümü olmuş. Yani hem yeni soundları içinde barındıran ama gerçekten bu eski 2010'lu yıllardaki rapi de bize çok iyi hatırlatan, böyle bir duygusallaştıran ve böyle bir geçmişe götüren bir tınısı da var albümün. Ve bu çok uzun zamandır hasret kaldığımız bir şeydi. Harika bir albüm olmuş. Yeah. Bu kadar mevkili bize de değmiş be. Vio'nun 14 Şubat'ta çıkan Yan Yal albümünde Sonunda isimli şarkında Vio ve Ayben ile düetiniz var. Hı hı. Çok özel bir çalışma. Nasıl geldi bu teklif sana? O şarkı yazarken neler hissettin? Şarkı yaptıktan sonra neler hissettin? Bu süreci senden biraz duymak istiyoruz. Vio benim ince çizgimdir. Hala onun travmasındayım diyebilirim. Vio işte beraber işte bana back vokal yapıyordu, yardım ediyordu. Onunla beraber turne yaptık. Vio benim çok sevdiğim bir kardeşim. MOB öncesinde oluyor değil mi? MOB'den önceydi. MOB'ye girmeden önceydi. Beraber sahne alıyorduk. Ya benim işte kardeşimdi işte. O bana demolarını atıyordu. Sürekli diyalog halindeydik. Hı-hı. Tabii ki herkes çok üzüldü bu duruma. Ruhu şad olsun. Aynen. Onun işte eskiden evinde kaydettiği demoları, kayıtları alıp yeniden aranje edip işte bir albüm yapma kararı aldılar. Tepki de bana telefon açtı. Hı-hı. Benim de eşlik etmemi ister misin diye sordu. Ben de tabii seve seve kabul ettim. Ayben ablanın da şarkıda olması çok özel. Çünkü Ceza, Ayben bizim çocukken ilk dinlediğimiz insanlardı. Bizim için yeri ayrıdır Ceza'nın, Ayben ablanın. Onunla beraber böyle önemli bir şarkıda olmak gerçekten güzeldi. Yazarken ben evde çok zorlandım. İki, Ayben ablayla kaydederken de çok zorlandık. Gözlerimiz doldu yani kayıt alırken. Çünkü sürekli o beat'i loop olarak döndürdüğümüzde Vio'nun vokalini duyup evet. verse'ü yazmak falan bayağı zor oldu. Umarım Vio'nun da hoşuna gitmiştir bu şarkı. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Daha da bence yapacağı çok şey var Vio'nun. O biz toprak olana kadar beklesin bizi diyoruz. Biz geleceğiz. Abisi ona da yeni şarkılar yapacak.
Öyle diyelim. Valla çok incelikli, çok güzel bir hareket bu. Hepiniz için, albümdeki her isim için yani. Birini yaşatmanın, bir sanatçıyı yaşatmanın herhalde yapılabilecek en güzel örneğini sundunuz tabii bizlere. Tabii ki. Yani şey, bir de daha 18 yaşındaydı. Hani belki daha aşık olamadan, ilk klibini izleyemeden, kafasında kurduğu planları hayata geçiremeden hayatının bağrında aramızdan ayrılması gerçekten çok kötü, çok zor bir şey. Kesinlikle. Bir sonraki hayatta hep birlikte buluşuruz bir yerlerde. Umarım. En büyük umudum o. Şimdilik şarkıyla idare ediyor. Bahsi, şimdi çekiliş bölümündeyiz. Telefonla senle konuştuğumuzda izleyicilerimize, evet, bir hediye getirmeni istedik. Sen de yine bir değil iki hediye getirmişsin. İki hediye, süper. Burada topu tamamen sana atıyorum. Tamam. Sen istersen neler getirdin? Anıların ne? Onları anlat. Bu Hayale Daldım albümü. Artık hiçbir yerde yoktur. 2015 yılında çıkardığım ilk bandrollü albümümdür. Kapağı dün gibi aklımda bu arada. Aynen. Bu albümü bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bir bu. İkincisi de... Geliyor. İlk... Geliyor gelmekte olan. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel ya. Abi bu benim, bak bunu herhalde 16-17 yaşında almış olabilirim. 16 yaşında olabilir. Bu 3X'ler Şahbe. Ya 16 yaşında, nasıl bol giyindiğimi düşünün. Şu an bile bana büyük geliyor. Ben çok bol giyiniyordum. Bir Tupac tişörtü mü diyelim artık buna. Aynen öyle diyelim. Bunu da bir... Sen tutar mısın? Bu imza töreni gibi oldu böyle, ben tutuyordum. Hatta şöyle, bir gün bize dediler ki rap partisine çıkacaksınız Ümraniye'de bir yerde. Tabii böyle 50 tane isim var. Biz de en altta küçücük bir federaliz, böyle bit kadar federal yazıyor. Biz de tabii heyecanlandık, oğlum dedik ilk defa sahneye çıkacağız lan dedik, kıyafet alalım. Ben de ilk bu kıyafeti alıp sahneye çıkmıştım. İlk sahne kıyafetin i̇lk, mi? İlk yani bir konserim var ve iyi giyinmem lazım deyip öyle bunu aldım. Hatta hala o mağaza Kadıköy'de durur. Bir tane rap store vardır. Çok eski, o Time is Money'ler falan satılıyor. Çok eski aynen. Zamanlar ilk Rap More Than Words tişörtleri falan. Time is Money deyince böyle bayağı nostalji oldum. Lisede ne giyerdim ya? İşte o zamanlar Kadıköy'den almıştım bunu. Bu çok eskilerin, çok 15 yılı vardır ama bunun. Ama bayağı kaliteli. Deforme, evet, yok kaliteli yani, o çok bayağı acayip. Bu benim ilk aldığım hip hop kıyafeti. İlk sahneye bununla çıktım. Bunu da bir kardeşimiz alır. Umarım ilk sahnesine çıkar ve ömür boyu saklar. Bunu ben göndermeden bir giyerim. Onu söyledim, gözüm kaldı bir yani. Abi çok güzel hediyeler gerçekten. Harika hediyeler. Umarım seni çok sevdim. Ben seni çok sıkı takip eden iki güzel insana çıkar. Bunları İnşallah. Farklı iki kişiye gönderelim bu arada, değil mi? Hı, yani olur. İkisini bir kişiye mi gönderelim, farklı iki kişiye mi gönderelim? Aslında paket de bir kişiye de gidelim. Bir kişiye mi gönderelim? Tamam, o zaman bunu böyle kamufle seti olarak bir kişiye gönderelim. Bir kişiye gönderelim. Süper. Arkadaşlar, bu hediyeleri kazanmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, beğeni ve yorum atmak. Biliyorsunuz artık yani. Çekiliş sonucunu şöyle bırakıyorum. Instagram'dan açıklıyorum. Videonun başına sabitlediğimiz yorumlara çekiliş hangi gün açıklayacağımız yazıyor. Umarım hak edene, sevene, isteyene, gerçekten canı gönülden çok isteyene, arzu edene çıkar. Biliyorsunuz şans bunlar. Bize kızmayın ondan sonra niye çıkmadı, niye etmedi diye. Basri'ye çok güzel hediyeler için kocaman bir alkış alıyoruz. NTM şarkısının da olduğu Televole kasetini babanın ekmek almak için verdiği 50 kuruşla pazardan almışsın. Doğru mu? Yok. Yani babamın verdiği 50 kuruşla değil. Almadım onu. Şöyle oldu. Normalde... Nereden çıktı? Hakikaten nereden nerede çıktı o? Nasıl olabilir? Ben bakarım ona tekrar. Sen ona bir bak yine. Ama ben işin aslını anlatayım. Nasıl sorayım bunu? Albümü almak için bir şey yaptım mı? Carrefour'a gittim. Babanın verdiği parayı da almamışsın onu belli ki. Kendi paranla almışsın değil mi? Ama sonuçta babam verdi parayı. Aslında normal dolaylı yoldan aslında oraya ama çıkıyor. Ama şimdi işini al demiş, onu almayıp kaset almışsın. O yok. O yok abi. Bazı çocukken Kartel ve NTM parçalarını dinliyor musun? NTM. Ve bu süreçte nasıl bir şey olmadı ya? Bahsi, babanın verdiği harçları biriktirerek Televole 2 albümünü satın almışsın, doğru mu? Televole 1. Bahsi, babanın verdiği harçları biriktirerek Televole 1 albümünü satın almışsın. Evet. Nasıl günlerdi abi? Şöyle diyeyim. İlk 1995'te Kartel televizyona düştüğünde ben 7 yaşındaydım. Televizyona böyle tavşan gibi kilitlendim kaldım. Yani ne oldu hakkında hiçbir fikrim yoktu ama çok enerjik gelmişti o çocuk aklımla. Onun bir rap olduğunu bilmiyordum. Sonra işte Televole serileri vardı. Alarmalar, Are You Ready'ler. Are You Ready? İşte o enigmalar bilmem ne. Onların ilk çıktığı dönemlerde bir compilation yapılmıştı. Televole 1 diye. Sonra Televole 2
ikisi de çıkmıştı. Koz Yatan'da o zaman Carrefour yeni açılmış. Bizim arkadaşlar da çocukken 19 T'ye binip ailelerinden kaçak, otobüse de kaçak binip Carrefour'a gidiyorlardı. Ben de çok özeniyordum. Ben de onlarla gitsem Carrefour'a falan. Carrefour'a gidip ne yapıyorlardı? Geziyorsun. Ha, değil mi? Çocuk, çok 7 yaşındasın, 8 yaşındasın. Carrefour'a gidip AVM geziyorsun. AVM niyetiyle böyle. Ha, oyuncaklar aynen. Var, bir sürü şeyler var falan. Ben de bir gün, yani normalde annem babam izin vermiyordu. Bir de ben çok çekiniyordum annemden babamdan. Bir gün hadi ben de dedim şeytana uyuyayım, arkadaşlarımla kaçak gittim. Cebimde de işte okul harçlıklarım, bozuk paralarım var. Televole bir kaseti aldım. İçinde ne olduğunu bilmediğim 10-12 tane şarkı vardı. İşte tekno vardı, trans müzikler vardı, işte Fransızca rap şarkıları vardı. Bir tane Fransızca remix'in içerisinde şarkının adını da hatırlamıyorum yani. Onun içinde bir tane kadın şarkı söylüyor. Sonra sonlarına doğru bir tane adam rap yapmaya başlıyor. Ve en sevdiğim şarkı oydu. Sonra onu araştırınca Fransız bir NTM grubu olduğunu öğrendim. Yani sadece öyle başladı. Sonra ilk aldığım benim kaset Nefret'in Meclisi Hala kasetiydi. Oo. Aynen. Onu böyle babamın verdiği... Girmeyelim oralara ne olur. Harçlıklarımı toplayıp Nefret Meclisi Hala, sonra Nefret Anahtar. Bunlar benim ilk aldığım parayla aldığım albümlerdi. 2003 yılında ilk sözlerimi yazmaya başladım. Hatta 2002'de miydi? 2003'te mi? 8 Mil filmi çıkmıştı. Aynen. 8 Mil'i izledikten sonra kağıda kaleme söz yazdım. Hayatımda sanki böyle Rabbit'mişim gibi falan yaşıyordum. Böyle. 2003 sonları, 2004 başı gibi bizim mahalledeki çocuklarla, aynı zamanda benim takım arkadaşlarımdı. Onlarla Federal diye bir grup kurmuştuk. İlk İçtima diye bir albüm yapmıştık. Sonra Federal Mixtape yapmıştık. Sonra Federal Kurşun Kalem diye 5 şarkılık EP yaptıktan sonra ben 2006'da Sokratlarla tanıştım. Sokrat, Cumali Efrah ve ben Dikkat Records'u kurduk. Bu arada şey dikkatimi çekti Basri. Evinde bir röportaj veriyorsun bir tane kanala ve röportaj sırasında baban seni çağırıyor. Hı-hı. Ve sen de şey diyorsun. Babam çağırıyor deyip röportaja arıyorsun. Heja, Purple Heja'da. Bayağı gidiyorsun baban evet. Çağırdı diye. Ben röportaj sırasında bir dakika babam çağırıyor diyorsun. Ya beat dinletiyorum Heja'yı o anda. Yani aile her koşulda çok önemlidir demenin bir başka yöntemi mi bu? Yoksa... Tabii ki. Yani ben tek çocuğum. Anneme babama da çok düşkünümdür yani. 32 yaşıma geldim ama hala onlarla beraber yaşadım. Hı-hı. Vakit geçiririm, onlara yardım ederim. Annemi babamı seviyorum. Babam bir seslensin içeriden. Basri diye hop. Tabii röportaj falan bırakıldı ya direkt. Yani, süper. Giderim. Eviniz giriş katta, odan da mahalleye bakıyor abi. Ve ışığı açık gören gençler pencereye tıklatıp seninle sohbet ediyorlarmış. Evet. Rap'le ilgili sorular soruyorlarmış, sana yeni parçaların demolarını gösteriyorlarmış, dinletiyorlarmış. Ve sen de bunları gerçekten büyük bir sabırla, bıkmadan usanmadan dinliyor musun, yorumluyor musun, bir şeyler yapıyor musun? Bu gelene kadar devam ediyor mu? Önce onu sorayım. Bir yere kadar devam etti. Sonra işim birazcık... Bilet kesabı bir şeydi camdan böyle. Cılkı çıktı. Böyle sitede zemin katta oturuyoruz, işte camı tıklıyor çocuklar falan. Tabii öğreniyorlar o zaman. Yerden sonra artık. Tabii mahallenin çocukları aynen. Yani böyle abi yeni şarkı yaptım deyip bana CD veriyorlardı. Ben de işte bilgisayarı takıp çocuklar camdayken dinliyordum. Bu mu? Bu mu yeni şarkı? Ya da işte yorumluyordum yani. Kimin beat'i bu falan. İyiymiş iyiymiş daha iyi falan olabilir falan deyip böyle. Tamam ben de size yeni bir şey açtım bak onu dinleteyim falan deyip çocuklara dinletiyordum. Hala böyle baskete çıktığımda ya da mahallede gezdiğim zamanlar çocuklar yanıma gelir muhabbet ederiz. Ama yani tabii cama gelmiyorlar. Artık gelmesinler tabii ki. Abi bir yerden sonra çok düşük. Annem babam rahatsız oluyor. Benim için sıkıntı yok da. Annem babam tribe giriyor. Abi bir yerden sonra düşünsene sürekli camda biri var. Ne zaman hava almak için açıyorsan bekliyor birileri elinde CD ile böyle burada. Ya babam böyle bir sopayla çevirir yani. Hani yine de gitmek istiyorsanız siz bilirsiniz yani. Basri 2011'de Show TV'de Mucuk isimli dizide Selim karakterini canlandırdın ve ilk oyunculuk deneyimin oldu bu senin için. Nasıl geldi teklif böyle yani müzik yaparken bir anda oyunculuk zaten müzikle alakalı bir diziydi ama nasıl geldi bu teklif, nasıl oldu ve oyunculuk eğitimin var mıydı? Müzik umutları, cesaret kanatları diye bir açılımı aynen. Vardı. Harf arası noktaları vardı falan. Tamamen şans eseri. Benim hiç başarı yok diye bir videom vardı. MySpace'e koymuştum. Kamuf kendine gel biraz sana dert uzak olsun sade yaz falan diye. One shot bir video çekmiştim ona. Mimikler yapıp şarkıyı okuyordum yani böyle. Fotoğraf makinesi kamerasıyla çekmiştim. Ben de onu kötü videolar diye böyle MySpace'e koymuştum. Sonra Elçin Orçun da dizide oynuyordu. Normalde yanlış hatırlamıyorsam o dizide Ali Biçim oynayacaktı benim yerime. Sanırım Ali Biçim anlaşamıyor ve bir oyuncu eksiliyor. Ben de Ali Biçim'in yerine giriyorum. Öyle mi? Evet. Kaç? 2011'di ilk demo çekimleri. O zamanlarda işte dizide Doğa Konakoğlu vardı, Veysel Zaloğlu vardı, işte Gün Taç
Özdemir, Bedük, Azra Akın bayağı iyi bir... Evet. Yani müzisyenler vardı, dansçılar vardı, profesyonel dansçılar vardı. Elçin de dizi kadrosundaydı. Yapımcıya açık olunca benim bir videomu izletiyor. Böyle bir çocuk var diyor. O senin MySpace'e attığın videoyu. Aynen. Elçin onu yapımcıya izletiyor. Yapımcı dedi ki hemen bu çocuğu buraya çağır. Elçin beni arıyor. İşte Cihangir'e gel diyor. Acil ben de bir şey oldu sanıyorum. O gün bir de Taksim'de konser vardı falan böyle. Factory diye bir mekan vardı aynen. Eskiden. Factory konserleri oluyordu işte. Tam o zamanlarda o gün böyle birkaç saat erkenden oraya gittim. Bir girdim içeri abi. Sinan Çetin var bir yerde. Azra Akın var. Elçin diyorum beni nereye getirdin böyle. Hiç fikrin yok değil mi giderken hiçbir böyle? Hiçbir fikrim yok. Sürpriz. Sonra işte orada biz seni izledik böyle böyle bir şey. İşte yer alır mısın? Bir de alacağım parayı duyunca ben dedim her şeyi yapmaya hazırım dedim yani. Çünkü... Benim de ilk dizimde öyle olmuştu. Yani o zamanlar malum cebimizde 5 kuruş para yok. Rap yapıyoruz. Öyle bir parayla kandırdılar beni. O duygu ne güzel ya, para da çok büyük de bir para değil yani. 1000 lira falan veriyorlar haftada yani. Abi o zaman yani. Çok iyiydi ama öyle deme ya. Kulanta canım. Evet. Yani dizi 8 bölüm sürdü. Yani Allah Allah yani. Param var. diye geziyorum hani. Öyle bir tecrübe oldu. 8 bölüm sürdü. İlk çok heyecanlıydım. Hiçbir oyunculuk tecrübem yok. Ama çocukluğum hep ayna karşısında geçti yani. Hmm. O çocuklardanım ben de. Hatta bana ilk senaryoyu verdiklerinde ben dedim bunun hepsini nasıl ezberleyeceğim ki? Ya ben onun hepsini ezberleyeceğimi sanıyorum. O kitapçık veriyorlar ya böyle senaryo. Abi dedim ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Ezberlemiştim hepsini o parayı. Rapçiyiz ne yani dedim bir yere kadar. Neyse orada Selim var işte ha demek öyle yap kestik falanmış. Sonra ben alıştım. Ama ilk 3-2-1 oyun dediklerinde ilk sahnemde böyle oturuyoruz. Bizler gitti değil mi? Şey oldu biz leş üçlüydük. İşte Veysel Zaloğlu ben bir de arkadaşımın adı neydi? Adam Sandler'a benziyordu. Ah canım arkadaşım unuttum ismini kusura bakmasın. Bir leş üçlüydük biz. Böyle okulun kalorifer peteklerini çalmışız. Ve dekana şey yani disipline gideceğiz anladın mı? Üniversitedeyiz. Yurt paramızı ödemek için. Böyle bekliyoruz. İlk sıram bu. Yanında işte çocuklar var. Abi dedim kesebilir miyiz? Gözlerim karardı. Bayılıyordum. Değil mi? Yüzüme su çarptılar falan filan. Sonra devamı geldi. Heyecanlar değil mi? Çok iyi tecrübeydi. Çünkü müziğime de çok etkisi oldu. Bedük'le tanışma fırsatım oldu. İşin mutfağında müziklerini ve Yasin yapıyordu. Modexel ve Yasin. Yasin abiyle tanışma fırsatım. Hatta Yasin abiyle çalışma fırsatım oldu o dizide. Benim için Modexel de çok ayrıdır. Yani mükemmel bir rap grubudur. Çok efsanedir. Onunla işte 2011'de Yasin abiyle tanıştım. Çıktıktan sonra Yasin abi de bana çok şey anlattı. Hmm. Kafamı açan insanlardandır. O yüzden benim için dizi öncesi ve dizi sonrası bir olayım vardır müzikle alakalı. Hmm. Müziğime çok katkısı oldu dizinin. Ama evet garip bir diziydi. Çok izlenen bir dizi değildi ama iyi bir tecrübeydi. Ama o heyecanı yaşamak da güzel değil mi? Ben ilk tiyatro sahnemde öyle olmuştum. Ya havaya girmiştim. Starım ben değil. Ben ilk tiyatromu oynayacağım. Böyle mezuniyet oyunumda. Ve çok özel bir güruh izliyordu böyle. Abi çıktım sahnede duruyorum böyle. Seyirciler içeri giriyor falan. Biz böyle hani sahnede duruyoruz hazırlıktayız. Hani herkes oturacak falan. Biz başlayacağız. Nasıl dizlerim sürüyor biliyor musun? Allah'ım diyorum galiba kalp krizi geçiriyorum. Tabii şimdi dizideki gibi de şey yapamıyorsun. Hani hocam bir dakika falan da diyemiyorsun. Mermi gibi duracağım. Mermi gibi duracağız. Seyirci girmiş içeri. Sana yemin ediyorum kalp krizi geçirdim zannettim ilk oyunumda. Ve o çok acayip bir şeydi. Ama herkesin bence yaşaması gereken o şey yani böyle sonradan tatlı olarak hatırlanan ama o anda gerçekten adamı öldüren yani şeylerden bir tanesidir yani kesinlikle. Bahsi şimdi tatsız kısımlardayız. Biraz çok güldük ettik biraz çirkin kısımlara girelim. Acımasız sorulardayız. Hadi bakalım. Ama senin acımasız soruların çok şeker bir adam olduğun için çok da acımasız değil. Çok rating çok polemik sorular yok. Benim bir şeyim yok ki. Bizim içimiz dışımız bir efendim. Bir, DJ Ars ve Anıl Piyancı'nın I Am The King şarkısında olmayı çok istemişsin. Neden olamadın? İzmir'e gittim. İşte Anıl o zamanlar işte Batı Yakası albümüydü galiba. Onu yapıyorlardı DJ Ars'la beraber. O zamanlar konsere mi gittim yoksa Anıl'ın yanına ziyarete mi gittim tam olarak hatırlamıyorum. Kanka dedi albüme dedi bir 16 okusana. Tabii ki de dedim yani. Bana bir tane işte Diğer Pala'yla olan şarkımızı açtı işte Kötü Bir Günü. Diğer Pala'nın bölümleri vardı daha Anıl okumamıştı. Bana işte albüm demolarını dinletiyordu. Kanka dedi bunu okur musun dedi. Ben de okurum dedim. Sonra aradan zaman geçti. Demoları dinlemeye devam ediyoruz falan. Şarkı kaydettim. Sonra bana I Am The King'in... Bunu dedim ben okumadım. Bunda dedim ben olmam lazım. İşte Patron'un verse'ü, Aysezel'in verse'ü, işte ondan sonra Anıl'ın verse'ü falan çok iyi. Sivo Scratch'leri yardırmış.
Ben dedim ben de olayım bu şarkıda. Oyun dışı kalmış gibi hissettim. Kanka dedi o tureyi kapattık ya dedi. Hani albümü dinletiyorum diye. Bana, dükkanı kapattık. Ya Diyar Palay'la yaptığım şarkı da çok iyiydi. Aynen. Kötü bir gün çok güzel bir şarkı oldu. Ama hani böyle sound olarak benim I Am The King sound'unda böyle hastayım o beatlere işte. Boom Bap 90'lar Golden Age ekolü beat olduğu için. O şarkıda da olmayı çok istemiştim İçinde ama. İçinde bir muhte olarak. Nasip olmadı. Nasip olmadı. Eyvallah. Olmadı. 2. Şimdiki kitle kafa açma. Beni eğlendir diyor. Cümlende ne demek istedin? Aslında çok açık söylemiş adam ya. Bunu niye sorduk ki yani? Bayağı açık söylemiş ya. Sen hiç yorulma. Ben cevaplamak istiyorum buna. Yani şey oluyor ya. Şimdi artık yeni rap müzik akımında daha böyle dile pelesenk, daha insanları eğlendirecek sözler falan yazılıyor. Beni düşündürme kardeşim. Eğlendir. Daha böyle slogan, daha keçe şarkılar yapılıyor. Doğal olarak bunlar daha çok ilgi görüyor. Genel olarak hani hip hop janrısından bahsetmiyorum. Genel olarak Türkiye'ye yayılmasının sebebi hani her sınıftan insanın rap müziği benimsemesinin bir sebebi de bu işi birazcık kolaya indirgemek. Minimal soundlarla insanları etkilemek. Bir sloganla ya da çok basit bir flowla, bir cümleyle. Ama bizim öğrendiğimiz, bizim kendi ekolümüzde öğrendiğimiz rap müzik tarzı lirikaliteye dayalıdır. Çünkü ben 3 kanallı beat döneminden geliyorum. Davul bass sample ya da hatta davul sample döneminden geldiğim için loop döner. O loop'un üstünde klasiktir. Ya 90 ya da 95 BPM bir ritim vardır. Ve onun üstüne hikayeni anlatırsın. Kızgınlığını anlatırsın. Derdini anlatırsın. Gözüne çarpan herhangi bir konuyu dile getirirsin. Ben rap'i böyle öğrendim. Yani ben abilerimden, ustalarımdan bu müziği böyle öğrendiğim için ben bir şeyler anlatmakla mükellef olduğumu düşünüyorum her zaman. Çünkü yaptığımız her şarkı biz toprak olduğumuzda ileri nesillerin dinleyeceği ve benimseyeceği şarkıdır. Bugün dönemlik pop müzik şarkılarını nasıl bir ay, iki ay dinleyip eğlenip sonra silip atıyorsak şimdi bazı rap şarkıları da bu hale geldi. Aynen. Ben böyle bir kariyerle tanınmak istemiyorum. Hayatta da istemem. Eğlendirirken ben, bile biraz düşündürüm tabii diyorsun ki, yani. Tabii ki. Yani eğlendiğin zaman bile gerçeklerle yüzleşmeni sağlarım elimden Kimi geldiğince. Kimi parçanda az önce sana bu yorum yapmıştım. Aynen. Hatırlıyor musun? Aynen yani. O bende eskiden beri bir mottodur yani. O yüzden ben bir şeyler anlattığım zaman yani benim yaşadığım bir şey değil ama genel olarak insanlar abi kafamı açma işte ya eğleniyoruz diye bir güruha bürünüyor aynen. Gençler. Ben aslında o yüzden söylemiştim. Ben kafa açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eyvallah. En geç 19 Haziran'da çıkar dediğin albümü neden 2020 Şubat ayında çıkardın? Neden ulan? Neden bunu yaptın? Hatta o albüm 2018'de çıkacak. Olmadık durumlar oldu. Uyuşukluk da var. Bir yalan söylemeyeceğim ama uyuşukluğun sebebi de şu. Şarkı yapmak için yapmak istemiyorum. Hani zamana yayıyorum ki bir şey hissedeyim ya da çünkü o süreç yani 5 yıl içerisinde kaç tane beat dinlediğimi anlatamam sana. Ki bu albümü de 2,5 yıl içerisinde 2,5 yıl gibi bir sürede yaptım. Çok ciddi bir süre bu arada. İki, bir de şöyle bir dönem var. 2017'de Müptezel'in çıkması da çok etkiliydi aslında. APO, Gazapizm, Ezel bunların genele yayması mevzuyu. 2017'de aslında start verecektim albümü ama birazcık kenara çekilip izlemek istedim. Şey oldu çünkü burada bir şey oluyor dedim. Aynen. Ne oluyor ne yani biliyoruz. Biz hep derdik ya eskiden beri 5 yıla rap patlar, 5 yıla rap patlar. Aradan 20 sene geçti ve bir şey oluyor dedim. Ben bir durayım dedim. O anda o rehavete kapılıp yanlış bir şey de yapabilirdim ki çoğu insan da yaptı. Yani gözlemlediğim kadarıyla. Ben kenara çekilip izledim. Olanları izledim. İnsanların artık genel olarak neyin ilgisini çektiğini falan kavradım. Oturmasını bekledim. Oturmasını bekledim. Ha dedim mevzu böyle. Çoğunluğa baktım, azınlığa baktım. Azınlıktan yanayımdır her zaman. Azınlığı çoğunluğa çevirme gibi bir takıntım var benim. Ben de azınlık müziğini çoğunluğa çevirebileceğim bir forma soktuğumu düşünüyorum 19T albümünü. Ondan sonra Da Poet'e abi başlayalım dedik ve Poet'le beraber Hayale Daldığım albümünü dinledik ve sonra bunun üstüne çıkalım oldu ve çıktık yani. Kesinlikle çıkmışsın bu arada. Gerçekten canı gönülden söylüyorum. O yüzden bunu. Geç geldi. Android'li. Android. Son acıması sorumu soruyorum. Sokrates'i ve Cumali Sokrates için gülsün diye. Samet. Kanka selamlar falan diye. Sokrates'i ve Cumali Efrah ile birlikte üçlü olarak adınızı duyurmuştunuz. Sonra bir anda solo olarak çalışmalara devam ettiniz. Aranızda bir sorun mu oldu? Beni kovdular. Beni dövdüler.
Bana acımadılar. 2006'da kurduk Dikkat Rekords'u. Benim hayatta her şeyimi bilen herhalde Sokrat'la Cumali Efrat'tır. Biz beraber başladık yani. Neler yaşadığımızı yakından tanıyan, bugün işini çok iyi yapan sanatçı arkadaşlarım da bilir. Yani o dönemlerde Sokrat'ın, benim ve Cumali Efrat'ın neler yaşadığımızı, ne yollardan geçtiğimizi çok iyi bilirler. Benim çok değerli arkadaşlarım onlar. Benim ömürlük dostumdur. Etle tırnak gibiyizdir yani. Onlar çok duygusal şarkılar yaptı. Tamam mı? O dönemler işte Yarenim Gel, Elvedalar falan oluyordu işte. Ne oluyordu ikinci bir Elveda. Elveda serisi mi? Ne Elveda serisi? Ama yani onun öncesine döndüğünde bizim Duto Cerebrum diye bir albümümüz var yani Sokrat'la. O bizim mixtape albümümüzdür. Tam lirikler zayıf olabilir ama o zamanlar zayıf liriklerle çok değişik flow'lar yapıyorduk. Evet. Wu-Tang beatlerine falan okumuştuk. Rıza, Wu-Tang, işte Scott Storch, Alchemist falan çok acayip. Böyle kimsenin o zamanlar bilmediği çoğu beat'e biz rap yapmıştık. Kemik hip hopçudur yani Sokrat'la Cuma'da. Onları bir kere bilin yani. Onlar çok kemik rapçilerdir. Onlarla biz ayrılmadık, kopmadık. Şöyle bir dönem oldu. Ben işte o dizi döneminde, diziye başlayınca solo zaten bir plak şirketi teklifi gelmişti. Bir de hani biz bir Ataşehir'de bir eve taşınmıştık. Ümraniye'deki stüdyodan sonra. Oradaki evde dağıldık. Artık ergenliğin bitişi, olgunluğa geçiş dönemi olduğu için hepimizin kişisel hayatlarında problemler ve sorumluluklar artmaya başlamıştı. Tabii ki. O dönemde ben hem dizi tarafına döndüm hem de daha farklı insanlarla tanışıp farklı müzikler yapma gibi bir maceranın içine girdiğim için Sokrat'la Cuma'dan birazcık koptum. İş anlamında ama sadece. Tabii ki canım, yoksa yani. Zaten şu an aktif olarak arkadaşlığınız zaten deli divane devam ediyor yani. Biz küsemeyiz, öyle bir dünya yok yani. Sadece iş olarak orada bir yollarınız bir ayrıldı gibi oldu yani. Ayrıldı. Ben kendi tercihlerim doğrultusunda ilerleme kararı aldım ki Samet de Cuma da kendi tercihleri doğrultusunda farklı yönlere gittiler. Sonra Dikkat Rekords bir ruh olarak kaldı ama hani gönlüm istiyor ki tekrardan Dikkat Rekords'u... Ah ne güzel olur be. Var kafamda bir şeyler. Hatta geçenlerde Samet'le de konuştuk. Olursa planladığımız gibi tekrar Dikkat Rekords'u faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz ama tabii ki bu ne zaman olur bilmiyorum. Biz küs olmadık hiçbir zaman, olamayız da. Çok iyi. Bunu açıklamamız iyi oldu. Çünkü artık birlikte müzik yapmadığınız için bazı insanlar araları bozuk mu gibi böyle sorular oluyor. Yok, sadece işte Cuma müzik yapmıyor. Samet malum. Şanışer'le falan bizi bıraktı. İyi mi böyle? Ben işte kendi plak şirketimle, kendi ilerlettiğim, geliştirdiğim, kendi başıma ilerlettiğim bir sistem doğrultusunda müzik yapma kararı aldım. Ama kafamız atar, Duto Cerebrum 2'yi yaparız. Vay! İnşallah atar kafanız yani. Vallahi. Ne diyelim? Acımız sorular bitti. Kamufle'ye kocaman alkışlıyoruz. Albümden ve diziden sonra, hazır diziden bahsetmişken, albümden ve diziden sonra bir 3-4 aylık boşluğun oluyor Basri. Bu boşlukta da gerçekten böyle müziği falan bir bırakmayı düşünüyorsun. Ne sebep oldu bunlara? Ya maddi sorunlar mı, manevi sorunlar mı? Seni bu buhrana ne sürükledi tam olarak? Afalladım. Dediğim gibi biraz galiba havaya girdim. Ya dedim böyle yürür, ben dedim koparırım yani. Sonra biz ama zaten o ara Red'le gravür albümünü yapıyorduk. Hani şarkılar yapıyorduk. Ama bana böyle bir hani dizi falan bitince böyle bir kaldım. Evet dedim, ne olacak şimdi? Kalış. O kadar. O çok kötü bir histir. Yani o boşluk. Onu eminim ben bile. Yani. Ben dedim yapmayacağım. Ben dedim mobilyacılığa geri döneceğim işte. Üniversiteyi mobilya dekorasyon okudum. Ben dedim işte iç mimarlığa giderim. Ya da ne bileyim bir yerde marangozhane ustabaşı falan olurum falan diye düşündüm. Bayağı ciddi ciddi düşündün yani. Ama yani yaşında kaç ki abi? 22, 21 yani o yok ya 23 falan hatta öyle bir şey olması lazım. Sonra Ulaş abi dedi ne demek dedi. İşte pasaj müzik falan. Ulaş abi hani söylememişti bana o zamanlar. Pasaj müzikte albüm çıkacak falan yapacağız filan yapacağız. Vay dedim ne böyle. Tekrar güzeldi değil mi? Gravür çıktı. Gravür çıktıktan sonra olumsuzlukları yaptım falan, öyle bir dönem oldu. Olumsuzluklar yine her yerde yine her... O benim programda söylemiştin galiba o parçayı. Evet. Değil mi? Ta o zaman çıktı. Aynen 2012. 2012 aynen oradan hatırlıyorum. Çünkü 2011 diziydi. Aynen. Dizi bitti, olumsuzluklar çıktı. O dizi bitme sendromunu seni çok iyi anlıyorum. Böyle tam planlar yapıyorsun, diyorsun ki işte o hafta bu geliyor. İşte 3 hafta daha, 3 ay daha oynasam oradan şu falan. Zınk bir geliyor işte reytingler kötü, dizi bitiyor arkadaşlar. İşte reklam gelir. Böyle kalıyorsun bir anda, bir boşluk böyle. Sonra işte YouTube'da program yapıyorsunuz. Ama bak 8 bölüm olmasına rağmen aradan kaç sene geçti? 10 sene geçti. Karşılıklı soru olarak çıkıyor. Hala diyor ya senin bir dizi vardı ne oldu diyor. Evet, ben bile unuttum diyorum. Sen nereden biliyorsun? O dur, o teyzeler amcalar da bitmez. Var var, çok enteresan. Böyle. Senin bir dizide görüyorduk senin falan diyor. Yani. Böyle oluyor. Onlar bitmiyor abi. Ya mesela hala mahallede diyorlar yok mu yeni dizi falan. Ay. O tam sen olduğumu bilmiyor yani. Ya biz lahmacuncuya gidiyoruz. Lahmacun
sipariş, iki lahmacun olabilir. Sizi göremiyoruz televizyonlarda. Ulan ben seni soruyor muyum? Abi seni 10 porsiyon lahmacun gönderirken görmüyorum. Yani herkes işin erbabı bu konularda mesela böyle. Ya da işte bir lahmacuncuya gidiyoruz böyle. Yine hep lahmacun örneği nedense bilmiyorum. Acıktık. Aynen. Abi iki lahmacun olabilir miyiz? Ya yok mu bize de rol mol böyle bir şeyler? Ya bu herkesin hani yapabilitesi olan bir şey olarak görmesi de çok çirkin bir şey oyunculuğu. Ya biz senelerce bunun eğitimini alsak. Sözüm meclisten dışarı yanlış anlama. Hani herkesin bunu böyle yapabilir bir şey olarak. Yani lahmacuncusun abi sen. Küçümsemiyorum. Ama sen o işin erbabısın. Ben kalkıp diyor muyum ben lahmacuncu olacağım diye yani. Abi ben ustabaşıyım bundan sonra. Hadi bakalım ustabaşı yok mu bir iş falan diyor muyum? Demiyorum ama sen diyorsun. Şimdi herkes rapçi oluyor yani. Mesela. Kendi işini yapsın aga. Evet abi o da bir örnek mesela. Doğru söylüyorsun. Belki yakında şarkı yaparım değil mi? Böyle sen oynadın. Sen dizide oynadın ama. Ben dedim mi sana bir şey? Ben oynamadım. Oynattırdılar. Bana da söylettirdiler. Rap show devam ediyor. Abi çok acayip trikleri yok mu adamların? Cam pazarı. Cam pazarı. Cam pazarı. Basri, hayatının hangi dönemindesin ve bu dönemi nasıl isimlendirirsin? Herhalde olgunluk dönemindeyim. Biraz daha tecrübeliyim. Çok genç yaşlarda işte sokak hayatıydı, efendime söyleyeyim işte farklı ortamlara girip kendi yaşıtlarımla tanışmak, iyisini kötüsünü, işte düzenbazını, iyi kalplisini, işte kalenderini, hepsini böyle genç yaşlarda rap müzik davasının peşinden koşa koşa benimseyip tecrübe ettim. Bir sürü şehir gezdim rap müzik sayesinde. Şimdi aradan yıllar geçti. İşte o 32'ye merdiven dayadım ve şimdi daha hayatı daha kontrollü bir şekilde yaşayan, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilen bir taraftayım. Tabii ki daha öğreneceğim, göreceğim birçok şey var ama şu an hayatımın olgunluğa başlangıç dönemi. Yani güzel, çok giriş. Güzel bir çağ değil mi bu? Böyle tam evet. Artık neyi nasıl yaptığını, neden yaptığını biliyorsun. Evet. Ayakların daha artık aynen. Yere basıyor falan. Kimle, nasıl, nerede, ne zaman, ne şekilde davranmam gerektiğini artık daha iyi kavruyorum. 30'dan sonra oluyor galiba bu biraz. Valla 27'de kıvılcımlar başlıyor. 27-28'lerde o kıvılcımlar patlıyor. İşte 30-31-32'ye geliyor. 31'de net oturuyoruz. Yani böyle bir karşına bir filtre geliyor. Nasıl bir adam olduğun daha çok değil mi? Böyle kendini belli ediyor, oturuyor bir seçeneklerin kadar. Seçeneklerin çıkıyor karşına. İşte ne yaptı? Hayatını değerlendiriyorsun. Başını yastığa koyduğun zamanlarda. Şimdi artık bir haftanın ya da yaşadığın bir günün analizini yapıyorsun. Evet. Doğru mu yaptın? Evet. Bugün nasıl geçti? Nasıl ilerleyecek? İleride ne yapalım? Daha net artık kafamda. Bir olgunluk dönemi. Süper. Evlilik var mı yakın zamanda? Evlilik yok ama olursa da nasip kısmet ama yani şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Yanlış bir soru mu sordum? Yok. Şey gibi öyle yaptı bahsi. Evlilik yok. O kıvama geldin mi? Yani ona şaşırdım. Gerçekten bu kıvama geldim. Değil mi? Yani. Ben var ya geçen bir arkadaşım vardı, lise arkadaşım. Arada çok sık görüşürüm. Dedi ki evlenme teklifi aldım dedi. Ben hala kendimi çocuk gibi hissediyorum böyle şeyler duyunca biliyor musun? Yani böyle evlenme yaşında olmasına böyle beraber büyüdüğüm arkadaşlarımı kabullenemiyorum. Mesela. Abi yok çok geçiyor zaman hatta. Yani yapma o... de, öyle değil mi? Ben de öyleyim falan desene. Bir şey yani demeyi şey, destekle. Abi çok maliyetli bir şey ya açık çok, konuşmak abi, gerekirse. Abi evlenmek zengin iş artık. Yani, kesinlikle. Gerçekten çocuk sahibi olmak istiyorsan bence evlenilmesi gerekiyor. Ben kendim için söylüyorum. Çünkü o evlenme aşaması o zaten bir iki sene sürüyor yani. Evet, iki sene boyunca sadece ona odaklanıyorsun. Tamam bunu daha pratik bir şekilde yapabilirsin ama sen ve eşinden çıkıyor olay. Bir yerden sonra aile davasına dönüşüyor. Gösteriş böyle. Öyle genel herkese. Ya geçen gün söyledim şunu. Düşünsene bir gidip nikah dairesi nikah kıymak 300 lira mı 400 lira mı ne normalde. Bitti bak mesela. Evet. Ve sonra beraber yaşayabilirsin eşinde. Ama öyle bir seremoniler yaratmış ki insanoğlu. Yani öyle yok, adeta bir, öyle. Evet olmuş. Yok o su yok bu su. 100 bin lira abi şu an bir evlilik. Çok ya, şu an 100 bin lira bir evlilik. 100 bin liran yoksa ilerlemiyorsun lan. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sadece evlilik de değil. Yani çocuk yetiştirmek de evet maliyetli. Evet abi tabii benim, ki. Tabii ki. Benim çocuğum klasiktir. Benim yaşadığımı yaşamasın isterim. Evet abi yani, tabii ki. En iyi okullarda okusun, en iyi eğitim alsın, işte bebek beziydi, mamasıydı. Mahrum kalmasın bir şeylerden falan. Tabii yani ki. Bunlar çok maliyetli. Çok.
ve odaklanman gereken şeyler. Benim şu an odaklanmam gereken bir müzik hayatım tabii var. Ki. Daha tam olarak oturtmadım. Yani daha müzik kariyerim tam olarak rayına girmedi. Hmm. Ve tam o kapıyı, o eşiği geçeceğim dönemlerde olduğumu hissediyorum. Hmm. O yüzden mesela Çağla da çok iyi bir ivme yakaladı. Hmm. Bayağı iyi bir influencer oldu ve maşallah var. Çok iyi ilerliyor Çağla da. O yüzden kendi işlerimizin peşindeyiz ama yani gerçekten evli gibiyiz. Sadece hayatımızda bir çocuğumuz yok. Yani o yüzden şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Valla çok mantıklı bir karar. Maalesef bu devirde artık çok mantıklı. Çok param olursa evlenirim. Yani, yani rahat rahat falan. Evliliğin zengin işine dönüşmesi hakikaten çok acı bir durum. Yani dediğin gibi şeyle de bitmiyor. Evleniyorsun, sonra insanlar o evlendikleri borcu ödemeye çalışıyorlar. Kavga, gürültü, stres, parasızlıktan, borçtan dolayı kavga, gürültü, gerginlik oluyor sürekli. Tam onlar biterken çocuk oluyor, bu sefer çocuğun masrafları falan derken. Evet. Yani kısır, yoruldum anlatırken yoruldum. Evlilik kötü kısacası yani, kes burayı tamam. Bahsi şimdi hızlı sorulardayız. Sana burada bir takım hızlı sorular soracağım. Hiç düşünmeden birkaç kelimeyle cevap vermeni istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. En büyük korkun? Yalnız kalmak. Düşünme paylarına bayılıyorum böyle. Hani o sırada. En sevdiğin özelliğin? Hırslıyım ya. En sevmediğin özelliğin? Çok iyi niyetliyim. Yer değiştirelim aynen. Konserde başına gelen en sıkıntılı olay? Bir kere Konya'da bir konsere gitmiştik. O konserde yanlış hatırlamıyorsam Yunus Emre Frekans, ben ve Knockout çıkıyorduk konsere. Her şey çok güzel başlamıştı. Böyle mekan da Şanzelize kafe havasında bir mekandı böyle. Patsucunun altında Bodrum kat mekandı. Rap partisi bayağı başladı. 200-300 kişi var. Tatlı bir doluluk var falan. Sonra birkaç tane genç geldi. Bu Apache diye tabir ettiğimiz tipler vardı ya o zamanlarda. Onlar böyle geldi. Yok mu lan dedi artık dedi. Hızlı müzik kapatın artık burayı falan. Başka müzik değiştirin falan dedi. Galiba bir şeylerin etkisindeydi çocuklar. Sonra bir tane birden engame oldu ve mekan sahibi herkesi dışarı çıkarttı. Biz de kulisteyiz. Beyler de mevzu patladı. Hadi dedik dışarı çıkalım falan. İptal oldu konser. Dışarıda çıktık, mekanın önünde bekliyoruz işte, yaklaşık bir 50-60 kişi falan var. Oraya gelen çocuklardan hani kapatın lan müziği diye olay çıkaran çocuklardan ikisi motosikletle gidip geldi. Sonra mekan sahibine ya da parti sahibinin bacağına sıktım onu. Şaka yapıyorsun. Böyle falan olduk biz. Bir şeyler oldu böyle. Vuruldu adam bayağı. Yani kuru sıkıdır muhtemelen ama öyle bir olay oldu yani. Çat diye bir ses geldi, lan dedik ne oluyoruz falan böyle birden. Ondan sonracığıma bu arada bahsettiğim şey 2011 falan olabilir. Ya da 2012 ya da 2011 olabilir. Sonra bizi alıp bir tane kafeye götürdüler. Kafe çok iyi böyle. Çay may içiliyor falan filan. Hmm. Böyle gayet iyi akıyor her şey. Sonra herkes gitmeye başladı. Konseri yapan çocuğa da ulaşamıyoruz. Para alacağım. Yani sadece hiç param yok. Onların gönderdiği yol parasıyla gelmiştim. O zamanları bilirsiniz tabii. İşte böyle sıfır para. Böyle bekliyorum. Hani para versinler de gideyim. Yani yol parası verseler de razıyım yani. O zaman bitsin zaten aldığım kaşene ki o zaman da. Abi akşam oldu. Yok yani. Kimse kalmadı. Kafede bekliyorsun. Akşam oldu falan böyle. Ben böyle kaldım. Ben dedim ne yapacağım şimdi? Ben de Ankara'da ya Red'i aradım ya Ice ya Keşan'ı, üçünden birini aradım. Ya dedim bana para yollayın dedim. Ben dedim Ankara ile Konya yakın ya. Hani dedim gelirim İstanbul'a da bir şekilde giderim ben dedim. Ankara'ya bir varayım para bulurum çünkü Konya'da hiçbir şey tanımıyorum. Bilmiyorum yani. Tek kelime dedin ama uzun sürdü, bu garip bir hikaye çünkü hep hafızamdadır. Sonra ben terminale gittim. 30 lira var cebimde. Abi dedim ben dedim Ankara'ya gideceğim. Otobüs yok. Pazar günü ya. Şimdi insanlar iş için işte Konya Ankara git gel yapıyorlar. Otobüs yok abi. Neyse dedim terminalin orada banka uzandım böyle. Dedim sabah kesin dedim buluruz. Oradan da ben dedim direkt İstanbul'a akarım o zaman. Bir tane dayı çağırdı beni. Dedi kardeş nereye gideceksin sen dedi. Dedim Ankara'ya gideceğim. Gel benimle dedi. Okul servisleri olur ya. Bir tane dayı işte birkaç tane köylü amca teyze falan var. Onların işte nohut, patates, soğan çuvalları var. Nohut çuvalının üstünde Konya'dan Ankara'ya gittim. Baya baya. Hayatımda yaşadığım en garip olaydır hep hayatımda. Sonra oradan sonra yani zaten arkadaşların yanına gittin. Tabii oradan işte redlerle, ice'larla takıldık. Sonra bana dedim. Paranı da alamadın tabii sonradan. Ben dedim bir tobi. Sıra kadem bastı herkes. Tobi. Çok sık yaşanıyordu bu dönemlerde bu sıra kadem basmalar. Tabii. Bedelsiz gidiyorduk biz öyle yani. Eyvallah. 19 T'yi 3 kelimeyle anlatır mısın? Yolculuk, macera, başlangıç. Mahalledeki basketbol sahasını 3 kelimeyle anlatır mısın? Gençlik, arınma, spor. Vay eyvallah. Rap, basketbol ve marangozluğun sende oluşturduğu ortak his. Sabır. Kendine diss atsan ilk mısra ne olurdu? Aklını başına topla. Kendine respect atsan ilk mısran ne olurdu? Aferin lan sana. Konsere çıkmadan önce mutlaka yaptığın bir şey söyler misin? Dua ederim. Vay çok güzel. Ha. En büyük avantajın? Yapılı olmam. Ne desem bilemedim.
Rap anayasası yazılsaydı sence birinci madde ne olurdu? Saygı. Kendine en yakınların dahil kimselerin soramayacağı bir soru sorup cevaplar mısın? Neden her şeyi çok abartıyorsun? Cevap. Öyle gerekiyor. Mistik bir ortam oluştu bir anda. İyi, iyi değil mi? Can pazarı. Can pazarı. Otobanlar can pazarı. Can pazarı. Hızlı sorular bitti. Kamufle alkışları için. Kamufle alkışları için teşekkür ediyoruz diyecektim ben. Kamufle cevapları için teşekkür ediyoruz. Basire, tüm dijital platformlar ortak bir karar aldı diyelim. Her sanatçı sadece 5 parçasını yayınlayabilecek. Hangi 5 parçanı seçerdin? Hayale daldım. Abi Bilader. Yeni albümde Sıkıcı ve Monoton. Vio ile olan şarkım. Başka hiçbir şey yayınlamayacağız. Sadece 5 mi? Aynen 5. Ya çok şarkı. Ya hepsi benim bebeklerim gibi. Ne olurdu ki? Olumsuzluklar. Olumsuzluklar abi. Ben söylemeyeceğim diye çok böyle üzülüyorsun yani. O şarkının bence senin kariyerinde acayip bir etkisi var yani. Olumsuzluklar ve Hayale Daldım. Yani ikisi de albüm ismi taşıyor. Ve o trackler, yani Olumsuzluklar şarkısı ve Hayale Daldım şarkısı benim için çok önemlidir. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum yani. Güzel. Hakkında internette bulun Allah aşkına ya. Bu şey gibi. Deli adam oldun bir an. İbo Show'da bir tane dayı geliyordu ya böyle. Güçlü abi. Diye gelirdi ya. Neydi o tiyatrocunun adı, bak unuttum onu. Evet. Yalan Dünya'da. Olgun Şimşek. Olgun Şimşek tamam, gibisin evet. Şu an abi. Bak, o zaman bir stroke alabiliriz. Hani stroke yapılıyor ya program stroke, başında. Tamam. Bana hiç yapılmadı şimdiye kadar. Hadi. Onu ben tek yapayım. Eğer yapılmazsa büyük rezil oldum bu arada, onu söyleyeyim. 19 T'ye çok güzel abi. Sen de güzelsin. 19 T. Bir olarak söylediğiniz gibi. Evet, niye onu yani... Bir biskolata erkeği gibi söylüyorsun. Neden hakikaten bir biskolata erkeği gibi söylüyorsun bunları? Öyle olduğum için olabilir mi acaba? Değil. Hiç o değil. Zaman öyle geldi içimden ya. Bir oradan bir bisküvi versene ya. Yavrum mu? Yavrum mu? Hayda. Burada işler değişiyor. Yavrum devam edelim mi? Saçma bir ortama dönüştü bir anda. Gazoz alır mıydın? Hakkında internette bulunamayacak bir bilgi verir misin? İyi bilardo oynarım. Hadi be. Bu internette yok değil mi? Üç topu Amerikan mı? Alayına gider. Ben de çok severim. Varım. Üç topu da severim. Üç topu daha çok severim ama. Yani Amerikan daha böyle bana şey geliyor, kolay geliyor. Canım sıkıldım, bilardo salonuna giderim. Üç topla takılırım, kombinasyonlar yaparım falan. Ben kafa süper dağıtıyorum, güzel oluyor. Süper. Basri. Rap show bitti. Hadi ya. Gözümde bir damla ya. Rap Show'u nasıl buldun? İlk başladığı zamandan beri takip ediyorum. Sen benim çok eski arkadaşımsın. Aynen. Başarıların daim olsun. Daha da çok izlensin. Milyon plaketi al ve bana onunla fotoğraf çek. Onu istiyorum. Çok sağ ol. Aynen sağlık. Vallahi seninle tekrar böyle uzun zaman sonra sohbet etmek bize çok iyi geldi. İnşallah. Çok da güldük, çok daha da eğlendik. İnşallah. En keyifli sohbetlerimizden biri oldu Rap Show'da. Ben çok güldüm vallahi. Çok eğlendim yani. Çok da içten böyle eğlendim. Onu söyleyeyim yani. Her ne kadar Cihan abinin trolleri olsa da ona rağmen keyifli bir programdı. Öyle olması lazım. Albümünde başarılar diliyoruz. Harika bir albüm. Ben biz size başarılar diliyorum. Çok sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karşılıklı övüşmeye devam edecek misiniz? Efendim. Zaten şahaneleriniz. Kamufle'ye geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlarla Kamufle'yi uğurluyoruz. Olumsuzluklar yine her yerde. Yine her yerde. Girdim. Gel beraber kapatalım. Giren çıkamıyor abi buradan. Arkadaşlar, Rap Show'un sonuna geldik. Kah güldük, kah eğlendik. Efendim çok keyifli bir program oldu. Bizi izlemeye devam edin. Hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. 19 T'yi dinlemeyi unutmayın. Can pazarı. Otobanlar can pazarı. Rap Show'u izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.